Arkadaşlar herkese merhaba. Evet, bu seneki soru çözüm videolarımıza başlayalım. İlk olarak İslamiyet öncesinden birkaç tane soru çözerek bir ısınma turları atacağız. Sonra zamanla bunları yoğunlaştıraraktan ilerleyeceğiz. Bakalım beraber ilk sorumuza. Şimdi bize diyor ki, yukarıdakilerden hangileri Orta Asya'dan yaşanan Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar hangisini ekonomik olarak değerlendirebiliriz? Buna bakaraktan ilerleyeceğiz. Şimdi ekonomik olanlara beraber bakalım. Birinci olarak diyor ki otlakların azalması. Şimdi ben o zaman o dönemlerde göçebe yaşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Ve hayvancılıkla uğraştığım için eğer otlaklar azalırsa bu benim göç etmemde bir etken olur. Ve bu beni ekonomik olarak mı etkiler? Evet, çünkü hayvancılıkla uğraşıyorum, temel geçim kaynağım. Bunu alabilirim arkadaşlar. Devam edelim, nüfusun artması. Şimdi beraber düşünelim. Eğer nüfus artarsa hayvancılıkla uğraşacak olan insan sayısı da artar. Ve bunun artması durumunda yine bana otlaklar yetmez olacak. Ya da yaşadığım bölge hani iklimi kurak olduğu için, bozkır olduğu için yetmez olacak. Bu yüzden göç etmek zorunda kalacağım. O zaman bu da beni ekonomik anlamda etkiler. Bir diğerine bakıyorum, boylar arası mücadele. Şöyle ki boylar arası mücadele aslında Türklerin bağımsız yaşama arzusundan geliyor. Çünkü güçlü olan Türk boyu, güçsüz olan Türk boyunu kendi hakimiyeti altına almaya çalışıyor. Güçsüz olan da diyor ki senin hakimiyetinde yaşayacağım ama gider başka bir yerde yaşarım diyerek Orta Asya'yı terk ediyor. O zaman ben bu üçüncü etkeni arkadaşlar Orta Asya'dan yaşanan Türk göçlerinin siyasi nedeni olarak alabilirim. O zaman buraya siyasi diye yazdık arkadaşlar. Böylece cevabımız ne olacak? D seçeneği yani 1 ve 2 olacak. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Soru bize diyor ki, İskitler döneminde ilk defa balbal adı verilen mezar taşları kullanılmaya başlanmıştır. Balbal taşları Türklerde aşağıdaki sanat dallarından hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Güzel bir soru. Bakalım beraber. Şimdi dostlar, aslında önce balbaldan konuşacağız. Balbal taşları biliyorsunuz ahiret inancının bir göstergesidir. Şuna inanıyorlar. Bir Türk askeri bu dünyada öldürdüğü düşman askerlerinin öbür dünyada kendi hizmetçisi olacağına inanıyor. Yani öldürebildiğin kadar düşman askeri olsun hepsi birer Sebastian. Mantık bu adamlardaki. Ve siz öldükten sonra yani Türk askeri öldükten sonra o dönemdeki onun şanını, şerefini, onurunu göstermek amacıyla hayatta kaç tane insan öldürdüyse mezarın etrafına o kadar balbal taşı dikmişler ya da onu sembolize eden balbal taşları dikmişler. Şimdi burada anlaştık. Peki şöyle mi oldu acaba? Adam ölür ölmez mezara koydun, sonra mezarın etrafına alelade böyle kayaları aldın koymaya başladın büyük taşları. Olmaz. O zaman benim o taşlara biraz şekil vermem gerekiyor. Ne bileyim mesela biraz yuvarlatalım, kaba saba da olsa insana benzetelim, bir şeyler yapalım ya da üzerine bir şeyler işlemeye çalışalım. O zaman ben taşı yontarak bir şeylerle uğraşıyorum. Bu bize heykelcilik sanatının gelişmesinde etkili olur arkadaşlar. O zaman cevabımız D seçeneği olan heykelcilik olur. Bak buna çok çok dikkat edin. Çünkü bize mesela birçok sanat dalı biliyorsunuz Uygurlarla beraber hayatımıza giriyor. Ama heykelcilik böyle değildir arkadaşlar. Tabii birkaç tane daha var. Heykelcilik ta İskitlerden itibaren balbal taşlarıyla başlar. Gelişe gelişe devam edecek. Diğer seçenekleri beraber değerlendirelim. Demircilik arkadaşlar. Demircilik Türklerin milli sanatı olarak geçer. Biz savaş aletlerinden dolayı demirle uğraşmak seviyoruz. Mesela ticarette elimizde demir olsa bile yine fazladan hep demir alarak silah yapmaya çalışmışız. Geldik minyatürlere. Minyatürlere dikkat edin. Minyatür arkadaşlar bir şeyin küçültülmüşü gibi aklınıza kalmasın. Bir resim sanatıdır aslında. İki boyutlu perspektif olmayan resimler. Bizde minyatür sanatı ilk defa Uygurlar döneminde başlar. Ama ilerleyen dönemde Türkistan tarihinde de Osmanlı tarihinde de minyatürler gelişerek devam edecek arkadaşlar. Ama ilk başlangıç neresiymiş? Uygurlar. Geldim bir diğerine fresko. Fresko yine Uygurlar döneminde hayatımıza giren duvar resimleridir. Adamlar duvarlara alçıdan kabartma yapmışlar. O kabartmaları da üzerine boyayarak duvar resimleri yapmışlar. Bunun sebebi de arkadaşlar Uygurlar döneminde Maniheizm dinine geçilmesi. Çünkü Maniheizm dinini kuran adam bir ressamdı. Bu yüzden de ressam olduğu için sürekli bu dine inananlara resim çizmeyi öneriyor. O yüzden bizimkiler önce freskolarla duvar resimlerini yapmaya başlayacaklar. Sonra da minyatürler çizmeye başlayacaklar duvarlara. O zaman ikisi de ilk defa hayatımıza Uygurlar döneminde giriyormuş. Mimari ise zaten yerleşik hayatın en güzel kanıtlarından bir tanesi. Yerleşik hayatla beraber mimari hayatıma giriyorsa o da yine Uygurlar döneminde gelişen sanat dalıdır. Hatta Uygurlar stupa adı verilen tapınaklar yapacaklar. Böylece mimarinin en güzel kanıtlarını o dönem için söylüyorum tabii ortaya koymuş olacaklar. Evet, bu sorumuz böyle. Geçelim.
Ne diyor bakalım bize? Diyor ki yukarıdaki hükümdarlardan hangileri gök tanrı inancını terk ederek başka bir dine inanmış veya bunu teklif etmiştir diye soruyor. Bakıyorum arkadaşlar, birincisi Tapokan. Tapokan biliyorsunuz birinci Göktürk devletinin hükümdarlarından bir tanesi. Buraya birinci Göktürk diye yazdım. Ve Tapokan birinci Göktürk devletini yönettiği dönemde Çinli bir prensesle evleniyor ve bu prensesin etkisinde kalarak Budizm'e inanıyor. Bak bizim olmayan, biz asıl dinimiz gök tanrı inancı ama adam Budizm'i benimsiyor. Hatta bunu benimsemekle kalmıyor, şöyle yapıyor arkadaşlar. Kurultay'a geliyor, diyor ki kurultayla ben Budizm'e inanıyorum, halkımın da bu dine inanmasını istiyorum. Lakin kurultay bunu sert bir şekilde reddediyor. Hayır diyorlar, Budizm bizim töremize, kültürümüze aykırı, biz bu dini istemiyoruz. Böylece Tapokan kendisi Budizm'e inanmış, devletinin de inanmasını istemiş ama reddedilmiştir. O zaman din değiştirme teklif eden bir hükümdar olarak ben birinciyi alabilirim. Bakalım arkadaşlar Bilge Kağan'a. Bilge Kağan ise biliyorsunuz 2. Göktürk Devleti'nin ya da diğer adıyla Kutluk Devleti'nin hükümdarlarından bir tanesi. Ve arkadaşlar Bilge Kağan da aslında en parlak dönemini yaşatmış olmasına rağmen 2. Göktürk Devleti'ne, Kutluk Devleti'ne adam Budizm'e inanıyor. Yine Çin etkisinde kalıyor ve Budizm'e inandıktan sonra bu dinin halkının da kabul etmesini isteyecek ama Tapokan'da olduğu gibi burada da halk bunu ya da kurultay bunu kabul etmeyecek. O zaman hem Tapokan 1. Göktürk'te hem Bilge Kağan 2. Göktürk'te din değiştirmeye çalışmışlar. İkisini de aldık. Geldik Bögü Kağan'a. Bu arada Bögü Kağan'a dikkat edin. Bu senenin güzel bir sorusu olabilir. Çünkü hiç sorulmadı arkadaşlar şimdiye kadar. Bögü Kağan Uygurların hükümdarlarından bir tanesi. Ve Bögü Kağan döneminde Uygurlar arkadaşlar Maniheizm dinini benimseyecekler. Bu bizim için önemli. O zaman Bögü Kağan Uygurlar da Maniheizmi getirmiş. Diğer ikisi de Budizm'e geçmeyi istemişler. Ama arkadaşlar halk bunu kabul etmemiş. Bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Onu işaretleyelim. Evet, Bögü Kağan'a dikkat edin dedim. Çünkü Uygurlarla ilgili işte Maniheizm diniyle beraber hayatlarında değişen her şey karşınıza soru olarak geldi. Ama arkadaşlar kimin döneminde Maniheizm dini kabul edildi asla böyle bir soru sormadı. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Devam edelim. Evet, bir diğer sorumuz yine Uygurlardan gelmiş. Diyor ki Uygur hükümdarı Bagat Arkan'ın ölümünden sonra Ordu Balık şehrini alarak, yani Uygurların başkentini alarak Uygurların siyasi varlığına son veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle ki Uygurlar arkadaşlar Bagat Arkan döneminde böyle kendi hallerinde Maniheizm'le beraber yaşıyorken içeriden kendi hakimiyetleri altındaki bir boyun saldırısına uğrayacak. Kim bu da? Kırgızlar arkadaşlar. Kırgızlar Uygurlara saldırdıktan sonra onların başkentini alıp Uygurları yıkacaklar. Aslında tam yıkacaklar da denemezler. İkiye ayrılmasına neden olacaklar. Hatta Uygurlar burada şu şekilde ikiye ayrılacaklar. Biz bunlardan bir kısmına Kansu ya da diğer adıyla Sarı Uygurlar adını vereceğiz. Bir diğerine de arkadaşlar Doğu Türkistan Uygurları, tam da yazamadım, Doğu Türkistan Uygurları adını vereceğiz. Tabii iki parçaya ayrıldıktan sonra ikisi de Moğol hakimiyetine girdikleri dönem de olacak, Çin hakimiyetinde kaldıkları dönem de olacak. Ama buradan sonrası Uygurlar için çok da iyi olmayacak. O zaman ben şunu öğrendim, Uygurların yıkılmasında, yıkılma sürecine girmesinde etkili olan Kırgızlarmış. Zaten Kırgızlar Ötüken merkezi olarak, Uygurlara son verdikten sonra Ötüken merkezi olarak kendi devletlerini kuracaklar. Ama o da işler yolunda gitmedi çünkü kısa bir süre sonra Moğol hakimiyetine girecekler. Onu başka bir soruda konuşuruz. Evet, böylece bu soruyu da toparlamış olduk. Diğer seçeneklerle ilgili şimdi konuşmaya kalksam çok uzun sürecek. O yüzden bunlarla ilgili sorular çözeceğiz zaten ya da konu anlatımı yapacağız. Orada daha ayrıntılı konuşuruz. Devam edelim. Bir başka sorumuz. Bize diyor ki, Orhun yazıtlarında Türk memleketlerinin yüreği olarak nitelendirilen kutlu vatan olarak da bilinen şehir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 10 numara soru arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖSYM ünvan sormayı çok seviyor, şehir ünvanı sormayı. Daha öncesinde Semerkant soruldu. Burada seçeneklerde de var. Semerkant arkadaşlar şehirlerin şahı olarak bilinir. Buraya şehirlerin şahı diye yazalım. Burada Orhun yazıtlarında diyorsa zaten Orta Asya'da o dönemde etkili olan güçlü şehirlerden biri olmalı. Şimdi Semerkant evet Orta Asya'da ama o dönemde çok güçlü başkent gibi kullanılan şehirlerden biri değil. Kaşgar da öyle şekilde. Bu arada Kaşgar arkadaşlar Işıldayan İnci ünvanıyla bilinir. Onu da yanına yazalım. Işıldayan İnci ünvanını verecekler Kaşgar'a. Bakalım arkadaşlar bize burada Türk memleketlerinin yüreği ya da kutlu vatan ifadesiyle verilen şehir aslında bizim için Orta Asya'nın o dönemdeki en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Ötüken'dir. Hatta Ötüken'in bir diğer ünvanı da toprak anadır arkadaşlar. Yanına yazalım, bunu da bilmenize yarar var. Çünkü ya şehri verip ünvanı soracak ya da ünvanı verip şehri soracak. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Diğer seçeneklere bakalım. Karabalgasun arkadaşlar bu dönemde Uygurların ikinci başkentidir.
Uygurlar biliyorsunuz ilk olarak Ötüken merkezi olarak kuruluyor. Daha sonra Karabalgason şehrine geçecekler ya da Ordu Balık adını verecekler buraya. Beşbalık ise yine Uygur şehirlerinden bir tanesidir ama başkent olarak kullanılmamıştır. Siz sadece o dönemdeki şehirlerden biri olduğunu bilseniz yeterli. Semerkant ve Kaşgar dediğim gibi Orta Asya'da ama bunlar Türkistan tarihinde Karahanlılar ve sonrasında bizim için çok daha etkili bir hale gelecek. Evet arkadaşlar, bu haftaki sorularımız böyle. Bir sonraki soru çözümünde tekrardan devam ederiz. Hepinize güzel soru çözümleri ve atanacak puanları almayı diliyorum. Görüşürüz.